Evet arkadaşlar, Film Sorucu'nun ekibinden herkese tekrar tekrar merhaba. Bugün dizi dizi diziler konseptinde sizin için eski bir efsane olan filmin diziye uyarlanmış versiyonunu anlatacağız. Yani From Dusk Till Dawn'u. Yani Gün Batımından Şafağa. Gün Batımından Şafağa dizisi filmini hatırlayanlar varsa Geçko kardeşlerin girdiği barda, bir yol barında, hırsızlıktan sonra, soygun yaptıktan sonra girdiği barda vampirleriyle karşılaşıp sabaha kadar ayakta durmalarının mücadelesini anlatıyordu. Film hakkında da spoiler vermeyeyim. Çünkü izlemek isteyebilirseniz, yani kesin izleyin. Filmin yönetmeni ve yaratıcısı, senaristi Robert Rodriguez'di. Robert Rodriguez, Hollywood sinemasının düşük bütçeli yapımlarının şahı kralı diyebiliriz. El Mariachi, Desperado gibi filmleri olan bir yönetmen. Onun aracılığıyla filmi diziye aktarmak istemişler. Dizinin 8-9 bölüm yönetmenliğini ve genel anlamda yönetimini, hikayenin yönetimini üstlenmiş. Göçkü kardeşlerin soygunu yaptıktan bölgeye gidene kadar olan geçen süreçteki yaşananları anlatıyor. Yani en azından bizim analizi yapmak için izlediğimiz bölümlerde bu hikayeye rastlamıştı. 3. sezona geçecek olan dizi, yani biz ne kadar çok beğenmesek de 3. sezona geçecek olan diziyi bir sürü yönetmen ve bir sürü senarist birlikte götürüyor. Her birinin farklı senaristi, farklı yönetmen üstüne. Artık yabancı dizilerin formatı bu, kaliteyi yüksek tutmak için. Ama 20 bölümü ilk film olan, hani esas Gün Batımından Şafağa serisinin patlama notası olan ilk filmi, George Clooney ile Quentin Tarantino ile birlikte olan ilk filmin yazarı olan Robert Kurtzman, yani Robert Rodriguez ile beraber yazarı olan Robert Kurtzman bu filminde, bu serinin de, bu dizinin de 20 bölümünü yazmış, kaleme almış. Bu yüzden bazı bölümlerde duruk yaşarken bazı bölümlerde düşüş yaşamanız çok normal yani. Oyuncu kadrosunda çok ekstra insanlar olduğunu söyleyemeyiz ama Geçko kardeşleri canlandıran isimlere yer verirsek DJ Cotrona var ve Zane Holtz var. Yani DJ Cotrona George Clooney'nin canlandırdığı Seth Geçko karakterine hayat veriyor. Zane Holtz da Quentin Tarantino'nun canlandırdığı Richie Geçko karakterine hayat veriyor. İkisi de ortalamanın biraz üstünde, ortalama masa civarlarda oyunculuklar sergiliyor. Fakat bence ekstra oyuncu Jesse Garcia, yani bir komiseri canlandıran oyuncu. Ben onun oyunculuğunu daha çok beğendim. Yani daha farklı geldi. En azından hikayeye ekstra bir karakter olduğu için güzel geldi. Filmine hayran olduğumuz, hani 10 kere izlediğimiz bir yapımın diziye dönüşmesinden beklentilerimiz fazlaydı. Fakat beklentilerimi ben kendi adıma alamadım. Yavaş yavaş daha iyi hale gelecektir. 3. sezonuna geçti From Dusk Till Dawn. Filmi seviyesine gelmese dahi izlenebilir düzeyde olduğuna hepimiz eminiz. Eğer boşluktaysanız, yani izlemek istediğiniz bir yapım varsa From Dusk Till Dawn opsiyonlardan biri olabilir. Bugünlük Film Sorucu'ndan bu kadar. Dizi dizi diziler konseptinde bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, abone olun, like edin, paylaşın artık lütfen.